Bugün de torunumla size merhaba diyeceğim. Köyden bunun için geldim, buna bakmak için geldim. Merhaba de oğlum, merhaba. Merhaba, bütün İslam alemine merhaba. Bu da benim torunum. İsmi de Göktü, daha 7 aylık. Köyden bunun için geldim, annesi babası çalıştığının için. Buna bakıyorum ben. Hadi, hadi git oğlum, hadi git oğlum. Hadi canına girin, hadi. Anne ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim oğlum, ne yapayım? Torunumla kanala girdik. Torununa açış mı yaptın oğlum? Bugün de ondan açışlı şey yaptım. Hadi bakalım. Ben de sana yemediğim bir şeyi daha aldım. Neyse. Şöyle göstereyim. Bu ne oğlum, ben onu hiç görmedim, bilmem bu ne. Anne bu elma şekeri. Ben hiç ömrü hayatımda yemedim oğlum, elma. Böyle elmadan şeker mi olur, kurban olduğum oğlum. Valla anne ben de bir sene yemiştim. Görünce bakayım bir alayım dedim, ver ben açayım sana. İlk defa lisede yedim ben bunu, Kayseri'de. Şimdi de görünce dedim anneme de alayım, bir denesin, o da denesin dedim. Daha önce hiç yemedin herhalde. Yok oğlum, neler çıkmış, ben bunu hiç görmedim de yemedim de. Bu nasıl bir şeymiş? Bunu da ben de bilmiyorum, dışı şeker, içi elma, elmadan yapıyorlar bunu. Yani direkt elmanın kendisi zaten. Oğlum öyle deseydin, ben elmayı kaynatır, şireyi de kaynatırdım, içine batırırdım. İşte sana şeker, elmalı şeker oğlum. Bu ne böyle? Valla bir dahaki sefer onu yaparız. Allah bu, izin verirse. Ama bunu açmam lazım önce. anne bak, elma, dışı şeker. Bakalım beğenecek misin? Oğlum deseydin de ben kaynatırdım. Elmayı da içine sokardım. Al sana elmalı şeker olurdu. Şerbeti kaynatıp veya reçel diyorsun. He, reçel. Tamam. Ama bunun reçelini gördüm ama oğlum ben bunu hiç görmedim. Bu neymiş böyle? Bir bakalım tadı nasılmış hadi o zaman. O zaman hadi tadalım, bir deneyelim bakalım. Tadalım mı ya oğlum, ben bunu ne yiyebilirim ne de gördüm. Bu ne ki böyle? Neyse şöyle yiyeceğim, ben de aynı şekildeyim zaten. Bakalım yiyebileceğiz mi? Ben de senden iyi yiyorum. İçi elma. Elmalı reçel olsa bundan iyiydi oğlum. Neyse, eline sağlık. Halil Bey'in bereketi versin. Ben senden fazla yiyeyim. Daha önce hiç yemedin değil mi? Yok. Şeyi bilir misin sen? Sizin zamanınızda var mıydı? Horoz şekeri falan var mıydı? O kısmısı vardı. Nasıl bir şeydi o? Ben de onu bilmiyorum da sadece ismini duydum. Öyle aynı bildiğin gibi. Her şey çeşitten olurdu oğlum. Normal şekerdi, horoz şeklinde mi? O yüzden şeker. Horoz şekeri diyorlar. Horoz şeyinde, şeklinde. Nasıl? İyi. Bizim orada ayva reçel olur oğlum. Biz elimizle kaynatırız. Elma reçel olur. Ben bunu görmedim hiç. Ben lisede almıştım, Kayseri'de. Gördüm böyle. Nasıl bir şeymiş falan dedim. Aldım, yarısına kadar dolu yiyebildim. Anneme de yedireyim diye aldın. Aldım onu. Baban öyle dedi, sana hiçbir şey koymayacağım, hep yedireceğim dedi. Sağ olsun. Şimdi de sen.
Biz bunlardan reçel yaparız oğlum. Reçel her yerde yapıyorlar zaten. Şeyle yapıyorlar. Bunlar kurutuyorlar. Meyve kurutması. Onu da yapıyorlar. Ona kalk derim. Hı. Kayısıdan yapılana kalk diyorlar genelde. Bunlara da kalk derim. Çünkü kışın çok güzel olur bunlar. Kuruları. Babaannemle nasıldır durumunuz? Babaannemden anlasana biraz. Babaannem de aynı köylüler. Ne olur oğlum? Sabah namazı kalkan, yemeği yapan. Çoban geleceğize yemeğini koyun, azlığını koyun. Her şeye koşan, koşarsan geçin, koşmazsan hiçbir şey yok. Onun için benim bağrım yandığının için. Ben gelinimi çok seviyorum. Babaannem sana çok mu etti? Çok ederdi. Çünkü her işi ben gördüğüm yerde. Gene de aynıydı. Ama çok şükür. Ondan gördüğüm için ben gelinime elimden geldiği kadar. Ya sen babaannemden kötülük mü gördün, iyilik mi gördün anlayamadım. Yani evlilikte çağası hiç durmazdı. Şunu getir, şunu götür. Yani öyle kötülük de olup da dövüş, çekiş olmazdı ya. Seni dövmesi falan olmadı yani. Görmedim, dövmedi. Yok. Mesela sabah kalktınız, ne yapardınız beraber? Sabah ben ondan evvel kalkardım. O kalkmazdı, o çok sevmezdi kalkmayı. Kalkan işte erkeğin varsa, erkeğin kahvaltısı, yemeği. Ondan sonra çoban gelecek, yemeğini hazırla, ekmek yap. Bu tür koyun işi biter mi oğlum? Şimdikileri ne var? Makarna. Biz erişte keserdik. 50'şer bezi, 100'er bezi. Ufak mantı doğrardık. Elimizde makineyle değer. İnek sağardık. Mesela sen de biliyorsun, babayın 10 tane ineği vardı. Makine aldırmadım ben, elimde sağdım. Elimde sağdığım gibi aynı malından sığıra da yetişirdim işte, biliyorsun yani. Ölmüyorum da, şey etmiyorum da. Abartmıyorum da. Biz öyle gördük, çünkü öyle gördük. Şimdi gelinler çok şanslı. Her şeyden şanslı. Çalışıyorlar ama. Mesela markete gidiyorsunuz, makarna getiriyorsunuz, yahut hazır yemek alıyorsunuz ama biz onu yapmazdık. Biz makineyle de kesmezdik, elimizle keserdik. Her şeyi elimizle yapardık. Nasıl yapardık? Bir tane versene. Mesela yumurtalı erişte keseceksin. Yumurtayı kıran kaç bezi yoğuracaksan ona göre yumurtayı kıran. Hamurunu yoğurun, bezisini alın, ondan sonra beziyi açan, elinle kesen. Elinle kesen bıçağına, makine yok. O geri akşama yetişir. Ondan sonra kışlık yapalım, 50'şer bezi, 100 bezi. Azığa yemek koyun, yemek pişirin koyun. Bu erişte mantı pişirin koyun. Şimdiki gelinlere ne var, her şeyleri hazır. Ama biz öyle yapmazdık oğlum. Sabah namazından evvel kalkacaksın. İlkin kapını, pacanı silip süpüreceksin. O inekler sağlayacak. Çamaşır evde yıkalsınız. Her şey elde. Çamaşır da elde. Tokaç mıydı o? Neydi böyle? Tokacına ne? Şey ağaç tokacına. Evvel sabun yok, tüysül yok. Çuvan olurdu evvel. Giderlerdi, çuvan getirirlerdi. Çuvanla çamaşır yıkardın. Çuvanla? Çuvan aynı dağlarda biten ot. Şimdi ne var? Çuvalarla şey alıyorsunuz, tüksül alıyorsunuz. Makine yıkıyor, bulaşığı makine yıkıyor. İmkanım var. Her şey elinde. Şimdi gelinler çok şanslı, çok. O zaman sıcağısı da yoktu böyle hazır soba yakmak. İmkanım var ki ocak yakardın. Sobada ne adiridi? Ocak yakan, yemeği ocakta yapan, ekmeği ocakta yapan. Hurranta çok, şimdi ayrılıyorlar. O zaman ayrılma yoktu oğlum. Gelin kaynana beraberdi.
Gelin, kaynana, elti, yenge, hepsi bir arada da kalır. Tamam, bir geniş eve. Öyle, bol evde yoğurdu, daracık evlerde canımız çıkardı. Şimdikine ne var ki? Sen anneannemi küçük yaşta kaybettin herhalde değil mi? Ben nişanlıydım anneannemi kaybettiğimde. Nişanlanmıştın. Nişanlandıydım. Kaybettim. Ondan sonra da hemen babam verdi beni. Annem öldükten 40 gün sonra da babama evlendi. Analığınla evlendi? Analığınla evlendi. Bizi hiç koymazdı evine neyine. O zaman o benim hatırladığım zamanlar biraz daha aranızın düzeldiği zamanlar, geri tabii gelmeye başladığımız zamanlar. Tabi oğlanlar olunca aramız düzeldi. Ben dedemi şey olarak hatırlıyorum zaten, böyle normal kısa boylu olarak hatırlıyorum. Beyaz sakalıydı ama babamın anlatışı çok baba yiğitmiş. O senin gördüğün zamanlar diyor, biraz daha yaşlandığı, göçtüğü zamanlardı diyor. Çok baba yiğitti canım. Kalıplıymış, bir de kimseden korkmazmış, cesurmuş da. Çok cesurdu. Eyvallah olmazmış. Kimseden korkmaz, eyvallah da olmazmış herhalde. Öyle bir şeydi. Biz öyle gördük, erkek gibi gördük, babamızla da gördük, babamızın evinde de aynı gördük. Dedenin, ebeğin yanına da geldik, aynı gördük. Çünkü öyle belledik, öyle anamızdan, atamızdan biz öyle gördük. Oğlum şimdi ne var ki, her şey, her şey hazır, her şey makine. Ama bizim günümüzde onlar yoktu. Ekini nelerle biçiyorlardı, Avrupa'yı, buğdayı? Tırpandan biçerlerdi. Tırpandan önce? Kalıç varmış kalıcına, onu ben görmedim. Hmm. De anlatır kaynanam. Yolarlarmış elleriyle yoluna. Şimdi bizim köylerde kolaylaştı oğlum her şey. Şimdi biçer döner gibi biçiyor. Azık şeyi de sapın neyini saman yapmayla da uğraşmıyorlar zaten. Hemen makine balya var, balya yapıyor. Mal olan, mal olmayan da yapmıyor. Bir de yapıyor. Şey yapmışlar, balya makinesi var ama toplama makinesi hiç uğraşmıyorlar. Yok, direkt kendi alıyor, atıyor. Pancarın da sökme makinesi çıktı, kesme makinesi çıktı, dolduruyor. Hem kesiyor hem dolduruyor. Pancarın da kendi makinesi var. Hı-hı. Yani teknoloji bayağı gelişti. Aslında sizin zamanınızda yaşam zordu ama biraz daha sağlıklı yaşanıyordu galiba o zaman. Şimdi yaşam kolaylaştı biraz ama sağlıksız yaşam başladı. Şimdi mandıra çıktı. Koy dedi mandıra çıktı. Hemen sahiyon kapına geliyor mandıraya veriyorum. O zaman mandıra yoktu. Onu mecbur kendin yiyordun. Vermiyordun peynire, vermiyordun peynir yapıyordun. Yağ, tereyağı yapıyordun. Satan satardı, satmayan da evinde yirdi. Ama o avantajlarımız da vardı yani. Ya şimdi bazı doktorlar diyor ya, yok tereyağı işte dokunuyor, işte kalbe zararlı. Hayır, hayır. Damarlara takan zararlı. Ama o zaman çalışırdığı için o da eritiyordu, yakılıyordu zaten. Neymiş şimdi, makarna yiyorlar, makarna zararmış. Biz erişteler keserdik, mantılar keserdik, yüzeyiz bezi. Öyle azot kesmezdik, yirdik. Yaz acar onları yirdik, şey olmazdı. Hiçbir şey de olmazdı. Ben dedemin şeyini atıyorum mesela, tahinle pekmezi katıp direkt çorba gibi içtiğini bilirim. Haliyle ölene kadar da onu yiyordu. Ama çalışıyordu da yani, evet. Gördüğü işi de sağlam görüyordu ki şimdi imkanı yok. Şimdi mesela ben öyle yani gitsem de doktora öyle çok gitmedim. Yani. Neden? İşte hep onların şeyi, kalıntısı bende. Tereyağının. Babamın oğlu yoğdu, biz oğlan yerine büyüdük, o kaymakları yirdik. Boyun yoğurdunun kaymağını yirdik. Sütü pişirin seren, onu bir gün durur, onun yüzünü topla, onu yiyin. Mesela şimdi ne? Her şey çıktı şimdi. Her şey ilaç. Ama doktordan da gelen yok. Biz öyle derdik oğlum. Ama görürdük. Elimizden görürdük ama çok yirdik. Bunları yirdik yani. Anladım. Peki şeyi beğendin mi şimdi? Eline sağlık oğlum. MR çekeni beğendin mi? Hiç yemedim ama yedim. Eline sağlık. Çok güzel. Allah halir ben bereketi versin. Gözünden acı yaş çıkmasın. Amin. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı. Ne istiyoruz arkadaşlardan?
1000 like. 1000 like istiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güzel olmanız için çok sağ olun. Hoşça kalın. Çok güzel yorumlarınız var. Memnun oldum. Allah da sizden memnun olsun. Çok sağ olun.